Hindistan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hindistan'ın sevilen ve yaygın tüketilen atıştırmalığı pakorayı kendi dar imkanlarımızda bu küçük mutfakta Hintli bir arkadaşımla beraber yapmaya çalışacağız. Pakora Hindistan'da hem sokak lezzeti olarak hem de restoranlarda görebilmek mümkün ve çok lezzetli. Bakalım bizim bu ortamda da güzel ve lezzetli bir pakora yapabilecek miyiz? Hintliler genelde marifetlidirler aşçılıkta. Bakalım yapabilecek miyiz burada? Kelim Bay, would you like to introduce yourself? Hello. Hello friends. Myself Kalimullah. And I am graduate from Jawaharlal Nehru University, which is very famous in India and which is very good university. And now we are making pakora. Let's start. Yes. Başlayabiliriz. Malzemelerimiz arkadaşlar. Soğanımız var. Patlıcanımız var. Yeşil biberlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra hamurunu hazırlayacağız. En önemlisi bu sebzeleri içerisine batırıp kızartacağımız hamur. Hamuru nasıl hazırlayacağız? Hamurun içerisinde hangi malzemeler var? Onları göstermeye çalışacağım. Ve kullanacağımız yağ da arkadaşlar böyle bir yağ. Bu yağın %70'i pirinç yağı, %30'u da ayçiçek yağı arkadaşlar. Böyle bir yağın içerisinde kızartacağız. Şimdi hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. So which kind of flour is this? This is turmeric. Okay, this is first I put salt, then turmeric, and this is cumin powder. Okay, this is just for flavor. Okay, you can like this is much more. This is baking powder. Arkadaşlar, unun içerisinde bu kullandığımız un nohut unu. Nohut ununun içerisinde biraz karabiber var, kırmızı toz biber var. Turmerik var, zerdeçal tozu var. Ondan sonra kabartma tozu var. Küçücük, böyle azıcık bir kabartma tozu vardı. Ondan sonra tuz arkadaşlar. Şimdi hamurunu yapma aşamasındayız. So we'll make a paste of it. Okay, nice and thin. Hamurumuz hemen hemen hazır arkadaşlar. Biraz ışık problemi olabilir burada. Arkadaşlar hamurun oldukça akışkan olması lazım. Ve şu an kıvamını tutturmaya çalışıyor arkadaş. Yes, we need to mix it very well so that all the ingredients and all the spices that we have added, it can dissolve very well. Hamurun iyice kıvama gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Su gibi oldu. Şöyle göstereyim. Can you stop? Just I wish. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hamurun kıvamı tam tuttu şu an. Okay, the mixture is already ready and now we will keep this mixture into refrigerator for 10 to 15 minutes. Arkadaşlar hazırmış. 10 dakika buzdolabında bekletmemiz gerekiyor diyor bunu. Hamur bu hale geldi arkadaşlar. Kıvamı bu. Okay, now we will add some oil and considerable amount of oil so that we can fry it very well. I think this much is enough. Okay. So because the pan is a little big, that's why we pour more oil. If the pan is less, we don't need to add that much oil.
kaba göre yağ koymamız lazım dedi arkadaşlar. Ve bu kullandığımız kap için, tava için bu kadar yağ yeterli. Okay, now we have chopped potatoes and onions, okay, and green chili, and we will put all this into that mixture and we will mix it very well, and then we will transfer it from here to What about this one? this one we call it pudina, Mint, nane. mint, yes, Evet. mint leaf. Arkadaşlar bu malzemeleri hamura batırıp ondan sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. One more thing. These potatoes and onions should be finely chopped. Okay, see the very finely chopped. It shouldn't be very thick. Otherwise it will be difficult to melt. Okay. Okay. Arkadaşlar bayağı ince olması gerekiyor. Hem soğanın hem patatesin doğranırken bayağı bir ince olması gerekiyor. Bunu karıştıracak şimdi. Now mixing, okay? Normalde ayrı ayrı da kızartılabiliyor. Yani pakora yapılabiliyor ama burada kendi yöresinde, kelimin kendi yöresinde böyle karıştırarak meşhur olduğu için kendisi de burada karıştırarak yapacak arkadaşlar. Görüyorsunuz hamuru sebzelerin üzerine döktü. Hamurumuzu nohutunundan yapmıştık. Onu bir kere daha vurgulayayım. Ha, for better result, you should keep this in refrigerator for 15 or 20 minutes. And after that, you can fry it. Okay. But this time we don't have that change, so that's why we yes. Just putting it. Okay, let's start. Okay. Arkadaşlar yağın bayağı bir kızgın olması gerekiyormuş. Yağın kızgın olması gerekiyormuş ve ilk yağla buluştuğu zaman altının iyi açılması lazım diyor ki çok yağ çekmesin ve hemen kızarsınlar. Now I'll decrease the flame. Evet, pakoralarımız kızarıyor arkadaşlar. Malzemelerimiz patates, soğan, nane ve acı yeşil biberdi arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Süper. Very crispy. Oldukça gevrek, çıtır çıtır ve gayet lezzetli bir atıştırmalık arkadaşlar. Yani kolaylıkla da yapılabilir. Bizim mutfağımız görüyorsunuz işte böyle küçük bir mutfak. Burada bile kolaylıkla pişirebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ramazan ayında özellikle Hindistan'da hemen hemen her iftar menüsünde görmek mümkün. Ana yemek öncesinde. Seriously? He has done theater. He is a part of theater group and he works there. So he know how to act. Arkadaşlar hemen hemen pakoramız hazır. Arkadaşlar sıradaki yeşil acı biber. Normalde bizim patlıcan da yapacaktık. Ondan sonra patates ve yumurta pakorası da yapacaktık. Ama proses bayağı bir uzun olduğu için sadece
belirli poğralar yapacağız. Bir tanesi de bu. Biber. I use my hand to mix it very well. So the coating should be very thick because the surface is very slippy. Yeah. Özellikle bu biberden yapılan pakora daha bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Kelim bay, where are you from? I am from West Bengal, Kolkata. Kolkata. Kolkata, Hindistan'ın doğu şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. İngilizlerin Hindistan'a ilk geldiği şehir. Evet, biberlerimiz de hemen kızarmaya başladı. Okay, so now chili pakora is also ready. Evet, biberlerimiz hazır arkadaşlar. Evet, şimdi tadım kısmına geldik arkadaşlar. Yaptığımız pakorayı tatması için bir önceki videodan hatırladığınız, tanıdığınız Münip gelecek. Gel. Yes, Münip bay. This is pakora for you. Actually, you want to try this? What pakora is this? This is potato and onion pakora. Actually. And this is chili pakora. This is chili pakora. Yeah. You want to try chili pakora first? I'll try chili pakora later. Okay, then you can try this one. Okay. Okay. Oh, it looks crunchy, eh? How does it taste? And tell your opinion. You want to try it? Yes. I don't want to try chili. No. But chili abhi nikala bhi hai. Chili is very hot. No, it's not that hot. You should try. All we are waiting for you. Mm-hmm. This is chili pakoda. This is really good. I like this. I love the color here. Green chili with besan wrapping. Good job. What about this onion and potato pakora? It was so nice. I really loved it. Anyway, it looks very really crunchy as well. See? Yeah. Then two, three more things. Yeah. To this. Crunchy. Full of flavor. It's hot. It's hot. Yeah, the chili one is very hot, but overall, yeah, love it. With some ketchup, some chutney. You should add some chutney. Evet arkadaşlar, normalde bunu chutney ile veya ketçapla beraber tüketmeniz gerekiyor, yemeniz gerekiyor. O zaman daha lezzetli oluyor. Tabii arkadaşlar, biz ketçapsız burada tadına baktık. Evet. You should take a picture of this for the thumbnail. Okay, so the final word. Okay, now this is in front of you. This is a very tasty, and also the most beautiful part of this pakoda is it's very crunchy. Okay, whenever you eat it, you feel something you are eating, and also this is very popular in India in month of Ramadan and as well as rainy seasons. People eat it very eagerly in rainy seasons. This is a snack. Normally, people eat it in evening time. Okay, so this is Indian pakoda for you. Here you go, enjoy it. This is Tandan Paila Shimlar. Yes. Okay, I hope you enjoyed this cooking, and please subscribe Hindustan Da Paila Shimlar and comment, like and comment. Okay, subscribe. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda sürpriz bir resipiyle, sürpriz bir tarifle gene sizlerle beraber olacağız.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. We will bring some new thing for the next time. Evet, gelecek sefer. Surprise. Sürpriz bir atıştırmalıkla sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.